Az billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah Resulina Muhammedin salavat. Abiler geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak ikinci yanda aziz eylesin. Riyakaren'e yaptığın şu duaları dergâh izzetinde halis ve hulus bir şekilde yapılan duaların Ah, makamına ilhak eylesin. Çoluk çocuğumuzda bizi imtihan etmesin. İslam'a ve Kur'an'a hadimler, evlatlar, nesiller nasip eylesin. Bizi biz de imtihan etmesin. Bak bizi biz de imtihan etmesin. Biz hariç de imtihan olalım. En ağır imtihan kişinin kendisiyle imtihanıdır. En zor kişinin kendisini halt etmesidir. Aklımızın belası, aklımız olduğu gibi düşüncelerimizin de belası düşüncelerimizdir. Mesnevi Nuriye'de 38'de diyor ki umumi en mühim umumi ve en mühim bir ihtiyaç ancak ahiret. Ahiret şimdi onunla konuşacağız. Ahiret insanın en büyük ihtiyacıdır. İnsan böyle dikkat ederse hafif kendisine dikkat ederse diyor küçük bir mikyasta iman esaslarını gösteriyor insan. Ve altı tane iman esasını gösterecek camiyettedir. Allah'a iman, meleklere, kitaplara, ahirete, kadere, peygamberlere imanı kendi aleminde şahittir. Onlarla kal okuyacağım. Ahireti iddia eden vardır diyen kim? İlmin en keskin dili mantıktır. O yöntemi kullanmaya çalışacağım. Ahiret Böyle ahiret denilen alem var mı? Bunu kim iddia ediyor? İddia eden zat buna muktedir midir? Delili var mıdır? Mesela Kur'an benimdir diyen Allah'tan başka kimse yok. Bunun gibi ahiret vardır. Tamam. Bunu getirmeye iktidarı var mıdır? Vardır diyor kendisi. Olmayanı var ettim diyor. Varı iade etmek benim için kolaydır diyor bu mantık. Kıyas mantığı bu. Yoku var ettim. Yani eee Olmayan çocuğun dünyaya gelebilir diyor Mesnevi'de. Olmayan çocuğun olabilir. Onun için evleniyoruz çocuk için. Yok var mı? Yok. Nereden gelecek? Kafana yatıyor. Dedenin dirilmesi oğlunun dirilme, yaratılmasından daha kolaydır. Bu mantıkidir, zaruridir. Garizi mantık derler. İnsan kendini tanıma nispetinde birbiri içinde giydirilmiş alemlerin hulasası olduğunu fark edecektir bir bedensel olmadığını hatta bedenini çoğu zaman gündelik hayatta görmüyor. Şu anda hepiniz bana bakıyorsun. Ben kendinizi görmüyorsunuz bile. Ben de sizi görüyorum. Kendimi görmüyorum. Bu beden bu. İnsan kendisini tanıma nispetinde birbirine giydirilmiş libastan olduğunu görür. Mesela duygular, fikirler, hayaller, arzular, korkular, endişeler, kaygılar, sıkıntılar, dertler, ebet arzuları sonsuzluk bu var. Ama böyle bir alem onu gösterir mi? İnsan küçük bir farkındalıkla dikkati dikkat etse, kendine baksa en çok neye ihtiyacı olduğunu görür. Hayatına biraz dikkat etsin. İnsan en çok ahirete ve Allah'a mı ihtiyacı olduğunu görür. En çok. başka bir mukaddeme yapıyorum. Hayat iki şekilde akar. Bunu üçüncü yer, üç yerde söyledim. Bu dördüncü yer. Hayatımda yeni tespit ettiğim bir şey, yeni gördüğüm bir şey söylüyorum. Lemalarda buldum hayatta. Sizin de hoşunuza gidecek. Haşrı da güzel gösterir bu. Hayat iki şekilde akar. Geldiniz, araba kullandınız, hayat harcadınız, hayat ömür verdiniz. Çalışıyorsunuz, gidip geliyoruz biz hepimiz. Ömür vererek yapıyoruz. Attan mesela çerçeve takıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Ne neyle yapıyorsun? Hayat. Zahirde hayat harcanıyor. Tamam mı? Bak kaçırmayın. Zahirde hayat harcıyoruz. Batında hayat harcamak denen bir şey yok. Nedir o? Yaptığımız hadiseleri hayatın içine koyuyoruz. Hayat harcanmıyor. Kullanılmıyor. İçerisine sokuyoruz. Mesela yaşadığımız hadiseler, yaşadığımız hadiseler, tecrübeler, hissiyatlar, fikriyatlar, duygusal olur, fikir olur. Bakın hep içerideler. Bu kadar yaşadığımız hayat nerede? İçeride. Hatta o kadar ileriye gidiyoruz ki dışarı içeriye almakta. Adam şarkı söylüyor. Jiletle jiletleniyor. O kadar onu içeriye aldık ki bedenimizden haberimiz yok. İçeriye girmişiz. O da içeride gözle, kulakla, akılla, dokunmayla dışarıdakiler içeriye alıyoruz. Dışarıda yaşamıyoruz. Öyle zannediyoruz. Zahiri bu. Batını nedir? Hayatın içine alıyoruz. Bakın gözle, kulakla, burunla, dille, dokunma ile o kadar içeri alıyoruz ki adam jilet kullanıyor, kendisini kesiyor. Ne yapıyorsa ben de kesiyorum ve hiç anlamıyorum. Peki neredeyim? Dışarıda mıyım, içeride miyim? Bak adam kendisini kesiyor. Ben de keseyim kesiyorum. Nasıl ki onun yaptığını yapabiliyorum? Çünkü ben bende değilim. Ben sen olmuşum. Beni bende arama demiş burnunda Pankart asmış adam. Oradaydı ya dershanemiz. Adam jiletle, jiletleniyor. Şarkı söylüyor. Ben de jiletleniyorum. Peki ben dışarıda mıyım? En ufak bir iğneden çıldıran insan jiletleniyor. O da kesiyor, o da kesiyor. Sanki saza tel vuruyor. E, neredeyiz? Peki, bu sıkıntılarımız Tabii yani dışarıda ise sıkıntı aslında dışarıda değiliz hep içerideyiz kabiri de bu hallediyor yani mevt hayatın içindedir ayrı bir birim değildir mevt hayatın içine konularak hayatı mertebelendirilmiş, anlamlandırmış farkındalığımızı artırmış mevt diyor ki rahmetim gadabımı açtı diyor yani bir ada düşün okyanusun içinde ada mevttir. Meftin hududu bellidir. Çünkü ebedi meft mahkum olacaktır, yok edilecektir. Ölüm öldürülecektir hadiste. Haşir meydanında cennette, Araf denilen cehennem ve cennette Araf denilen yerde ölüm denilen ben bu misali ben vermiyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisinde ölüm keçisi getirilecek, kesilecek diyor. Cennettekiler of be diyecek. Cehennemdekiler de şimdi bitti işte. Niye? Ölüm öldürüldü. Hayat devam ediyor. Demek ki Zahirde hayatı harcıyoruz. Batında hayatın içerisini sokuyoruz. Meft de öyle. Ölüm ölüm yok. Zaten kendisi söylüyor Kur'an. Ölüm var demiyor. Ölümü tadacaksınız diyor. Küllü nefsin zayikatül meft. Nefis bir de ruh demiyor. Ölümü tadacaksınız diyor. Ölümü yemeği tadar gibi. Yemeği tattım diye ben yemek miyim? Zevkleri tattım diye ben zevk miyim? He, tattım. Gömlek miyim? Ölümü tadacaksınız diyor. İçeriye alacağız kardeşim. Mevt hayatın içindedir. Hayat kuşatmıştır. Ve dikkat buyurun. Allah'ın subutu sıfatında hayat var. Mevt yok. Mevt yuhi ve yumit esmadadır. Mevt esmadır. Hay sıfattır. Üst birimdir. Kuşatmıştır. Ha kafir için şöyle geçiyor. Geberecek diyor Ustad Ustadın tabiri o. Gebersin baş. İnsan kendisinin hangi ağacın çekildiği olduğunu merak etmez mi? Baksana bedeniyle buralı iken içsel alemiyle buralı değil bir şey yapmak için uğradığı anlaşılıyor. Yani bir şey yapmak için buraya gelmiş. İnsan şu kainatın hakayıklarına bir vahidi kıyasıdır, bir filistedir, bir mikyastır, bir mizandır. Mesela kainatta lefi mahfuz var, insanda dima var, akıl var. Kainatta alim ervah var, insanda ruh var. Kainatta arş var, insanda kart var. Kainatta kürs var, insanda nefis var, insan denilen şey var. İnsan kainatın bir küçük numunesi. İnsanda gadap var, celali özellikler var, cehennem var kainatta. İnsanda cemali özellikler var, kainatta da cennet var. İnsan böyle bir camiül cem, camiül ezdattır. Kainatta lefi mahfuzun gayet katı bir delili vücudu, bir numunesi insandaki kuvve-i hafızadır. Ve alemi misalin vücuduna kati delil ve numune kuvve-i hayaliyet. Haşiye nasıl ki insanın ana sırları diye bunu biliyorsunuz. Okumuyorum o haşiyeyi. Ve kainattaki ruhanilerin bir delil vücudu. Melaike, ruhlar, erva habiseler, cinler. Onun delili insandaki kuvvelerdir. Latifelerdi var herkese. Mesela gadab kuvvesi cinleri gösteriyor. Aldatma kuvveti şeytanı gösteriyor. Nurani şeyler melaikeyi gösteriyor. Hatta daha ileri gidiyor. Bu rey dikkat buyurun. İnsan küçük bir mikyasta kainattaki hakayı imaniyi şuut derecesine gösterebilir. İnsan kendi aleminde Allah'a ve ahirete şahit olur. Allah'ı görür. Görme meselesi insanın sorunudur. Görüp görmeme. Gözüken zata ait değildir. Allah gözükmez değildir ehli sünnette. Görmeyen insana aittir gözükmemesi. Latife insaniyenin vazifesi Allah'ı görmektir. Gördüğüne delil hepimiz görmüşüz de ama kör olası cehalet görmeyi şekle indirgediğimiz için Allah'ı görmediğimizi zannediyoruz. Mesela namazdayız. Elhamdülillahi rabbil alemin. rahim Malikin yevmiddin. Tam şurada. İyâken ne'abüdü ve iyâken esta'in. Burada vicdandaki latife-i Rabbani Allah'a gördüğüne delil bizde huzur olmasıdır. Şekil değil, kutsiyet geliyor. Eğer hazır olmasa huzur olmaz. Hazır olmasaydı huzur olmazdı. Derste, kitap okurken, tefekkürde. O latife-i Allah'a gördüğü için mekan açılıyor. Tefekkür, konsantre. Bak şimdi. Allah'a görünce ne oluyor? Mesela bir sporcu konsantre olmadan elini vursa tuğlaya eli kırılır. Konsantre olsa ya diye bu sefer o kırılır. Konsantredir bak ne, o güç ne, nasıl uyandı, nerede uyandığını hiç düşündünüz mü? O neredeydi o? konsantreyle uyandı. Bizde tefekkür. Coşuyorsun bak Nümele mi? göster misal vereyim diyorum ben de coşuyorum ha. Yani konsantre böyle bir şey yani şakası yok. Mesela halter kaldırıyor, spor yapıyor, gidiyor ve ne yaparsa veya müzik dinliyor, film seyrediyor. Orayı seyrettiğini zannediyor. O içeriye girmiş, burada oluyor, cereyan ediyor filmler hepsi. Hepsi burada cereyan ediyor. Bak konsantreli güç artmadı mı? He? Arttı mı? Arttı. Heyecan arttı mı? Cinsellik olur, gadap olur, merhamet olur. Arttı. Bu uyanmadan önce bu güç neredeydi? Acayip olduk lan. Bu, ne oldu bu enerji? E, bu neredeydi? Nerede uyuyordu? i̇şte iman esasları Risale'nin okuyarak orası böyle uyanıyor. Konsantre ile, tefekkürle bazı şeyler bu uyandığı gibi derslerle de uyanıyor. Mekan açılıyor. Tefekkür mekan açmaktır zihinde. Bir daha kitap okuyanlara sesleniyorum. Tefekkür vicdandaki zihinde mekan açmaktır. Ya zaman da mekan açıyor. Mesela niye görmüyoruz diyorlar ya Allah'a. Her gün ve hayatımızın esası olan zamanı bir Allah'ın kulu niye görmüyoruz sormuyor. Zamanı gören yok yani. Ama hayatın kendisi. Şimdiki zaman diyebilmen için gelecek olması lazım. Şimdiki zaman diyebilmen için geçmiş olması lazım. Zamanın geçmesi için istikbalin hali, halin maziye dökülmesi lazım. Soruyorum. Olmayan bir şey gelir mi? Gelecek zaman var mı? Yoksa niye şimdiki zaman akıyor? Dururdu yoksa olmasaydı. Zaman dururdu. Hal istikbal olduğu için istikbal hal oldu. Nerede peki? Gelecek nerede arkadaşlar? Var ki akıyor. Geçmiş neredeyse gelecek de oradadır herkese zaman farklı akar. Uçaktan korkan bir insanın bir buçuk saatlik uçak yolculuğu on sene gibi sıkıntı çeker. Sevmediğimiz şeyler çok uzuyor. Zaman arkadaşlar zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur, vücudu vardır ve kime nasıl akacağını bilir. Bu söylediğim cümleler en az 10 sene gerekiyor çalışma. Bilin kıymetini diye söylüyorum. Zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur, vücut haricisi vardır. Kime nasıl akayacağını biliyor. Zaman iyi bir müfessirdir diyor ustad. Yani tefsir ediyor. Seni sana gösteriyor diyor. O kadar diyor ki zaman hakkında. Ama zaman her şeyi evirip devirip çeviriyor. Hareketlendiriyor, eşyayı teptil ediyor, dönüştürüyor, değiştiriyor. Bir Allah'ın kulu zamanı niye görmüyoruz? Sormuyor. Zamanın sahibini niye görmüyoruz diye soruyor. Ne zaman göreceksin? Zamanın sahibini, zamanı gördüğün zaman. Mesela uçaktan korkmuş. Yanımdaki <laughs> tam bir fırsat. Açıldı. Tam iniyor Trabzon'a ama çok felaket, türbülansa girdi. Tam açıldı. Üniversitede hoca. E, koltuğu tutuyor. Korktun mu hoca ya? Şimdi tam vakti. Biraz önce anlattıklarını şimdi anlatsana. Şimdi açıldı. Şimdi girdim içeriye. Bak korku nedir biliyor musun? Nedir dedi. Hem koltuğu tutuyor. O anda açtı. Yani zaman şu bak. Tık. Saniye var ya tık. Şu tıkın ucunu tutar mısın? Tık yapmadan. Tık bu ucuda tut. Sok, aç içeriye. içeriye gir. Sırf sabah namazı vakti bir buçuk saat bir şeydir. İmam Azam hatmi Kur'an yapmış. Cemaata kıldırmış. Cemaati de sokmuş içine. Bastığı zaman tay mekan. Bazen hepimiz şahit değil miyiz? Zaman az akar, yavaş akar, bazen çok hızlı akar. E? Çorba içerken zaman o uzar da uzar. Baklava erken ama şak diye geçi veriyor. Nasıl oluyorsa. Şimdi başka bir yer okuyacağım size. 300 kaç? 353. Sıkılmıyorsunuz değil mi? Bak insan bir kutu gibi gözüküyor ama bak ellere bak şimdi, elleri nereye? İnsana hayat midesi vermiş. Hayat Hayatı vererek ne vermiş? Duygular eller hükmündedir. Duygular. Merhamet vermiş, vefa vermiş, anlayış vermiş, idrak vermiş, muhakeme vermiş, istidat vermiş, istekler vermiş, elemler vermiş, lezzetler vermiş, vermiş de vermiş. Mesela eline bak. Beka istiyor muyuz? Bana mı az? Yok hepiniz az. Evet istiyoruz. Bir anda her yerde olmak istiyoruz. Yaşlanmak istemiyoruz. Her an her yerde olayım. İstemiyor muyuz? E burada niye işimiz var o zaman? Yani demek ki insan bedeniyle buradayken ama bir şey yapmaya gelmiş. Anlaşılıyor ki insan buralı değil. Ve buraya benzemiyor. Duygularıyla, istekleriyle. Burayla hiç alakası yok. Evet istiyor. İşte bu hayat midesi duygular eller hükmünde ta ahirete elin uzatmış hayat. Hayat nasıl bir şey ya? Zannediyoruz ki böyle canlılık, üreme. Hayat mı değil ki? Hayat, zan, fikir, şüphe, tereddüt, muhakeme, idrak, hayal, ilim, vefa, şefkat, merhamet. Hepsi. Yani onun hayatın içinde yani. Şefkat da hayatın içinde. Yani hayatın içi ya. Hayat böyle canlık falan değil ki. Hayat bir şey değil o basit bir şey yani. Vefa mesela. Bir şefkat olur ki bir açılır ki hayatına o oh, çocuğu içine almış. Hayatı içine alıyor. Bazı insanların kalbi o kadar ufak ki vücudunda. Bazı insanın kalbi o kadar büyük ki sen de girsen doymaz o. Kalbi kalbinde kendisi bile içinde. Bak içimizin içine giriyoruz. Mesela şöyle gelirken mesela arabayla birisine kızdık veya hayalen birisine şefkat ettik, düşündük, film şey yaptık, şehvetlendik vesaire bir sürü şeyler oluyor. Biz deydi bunlar olmadan önce orada duruyordu. Uyanınca biz onun içine giriyoruz. İşte bazı insanın kalbi o kadar büyük ki bedeni de onun içinde. Adamı görüyoruz ama adam aslında kendi kalbinin içinde. Onun kalbinde herkesin yeri var orada. Herkes orada yer bulur. Bazısının kalbine kendisi yok ki ben gireyim. Bazısının kalbi o kadar büyük ki kainatı almış. İşte diyor kainatı içine alsa toz gibi doymaz. Böyle bir kalp taşıyor insan. Bazen atom mezar oluyor. Bazen bütün kainatı karpuz gibi alır diyor. Üzerimizde toz olduğu zaman ne deri var bunun? Aynı onun gibi bir hayat öyle bir geliş diyor ki bütün kainatı tespit tanesini yapıyor diyor. Nasıl bir şey ya? Ya böyle bir şey zannediyoruz ama hiç böyle olmadığımıza şahitiz ya. Mesela iz bir hayal ettik bir şeyi mekan açıldı girdik içeri burada değiliz oradayız. Rüya gibi. Eski ilim der ki horlam, horlama anında rüya görmesin. Yeni yeni tespit cihaz konularak horlama anında her zaman rüya görür insan. Hatta yürürken bile görürmüş. Yani bizde iken, içimizde iken durulmuştur, örtülmüştür, çekirdek gibidir. Mısır'ın çekirdeği ne kadar serttir ya. Attın toprağa, kocaman bir ağaç çıktı. Yani o duygular, elleri diyor ya, biz de uyanınca kainatı veriyorsun, doymuyor. Beka istiyorum diyor. Biraz da uyanmış bazı insanın, Cenneti veriyoruz. Bana seni gerek seni diyor. Acayip ileriye atmış. Ahiret nasıl bir? Sonra başka ne vermiş? Ee, devam ediyor. Hayat ise duyguları vasıtasıyla o sofraya nimetten her çeşit istifadeler teşekküratını her nevinden yapar. Ne yapar? Hayat midesiyle ahiret attı mı? İnsan iman ettiği şeyle beslenir. İnsan Allah'a iman etmesiyle geçmişini ahirete iman etmesiyle geleceğini inşa eder ve tamir eder. Hayat duygular vasıtasıyla ahirete el attı mı abi? He attı. Ne işime yarayacak ahirete iman? Buradaki bela, musibet, dert, keder, tasa, korku, kalp krizi, tünelde mi geçeceğim, banyoda mı öleceğim, yalnız kalamıyorum, depremden inecek mi? gibi olmamış olabilirler. Gelecek kaygısı ahirete imanla kalkıyor. Ahirete iman el attı ya getirdi buraya. İman etmeyle burada besleniyoruz. Ahiret böyle bir ciddi ihtiyaç. Yani korkuları kaldıran imani bir ahirettir. İmanın nuru diyor. İmanın iki yapılanması var. Bir, iman hem nurdur hem kuvvettir. Kuvvet olması nokta istinat. Böyle Allah'a dayanıyoruz. Madem Allah var problem yok. La Allahsız nasıl yaşanıyor ya? Allahsız nasıl oluyor ben anlamıyorum ki ya. Sonra İptal nevinden deniliyor. Sonra insaniyet midesini vermiş. O mide hayattan daha geniş bir da dairede rızık ve nimet ister. Nedir o? Akıl ve fikir ve hayal o, mi o midenin elleri. Ellere bak. Akıl, fikir, hayal nerelere gidiyor? Yani akıl geçmişin elemlerinin geleceğin korkularının altına nasıl eziliyor? Hadi çıktı göreyim. İnsanları inim inim inletiyor bu zamanın psikolojileri. Ee, niye? Psikoloji, depresyon, panik, panik atak, depresyon, sıkıntısı. Canım sıkıldı, daralıyorum, göğsüm capım, duramıyorum. Hep neyin? Mazinin anda yaşamasıdır. Neredesin sen? Mazidesin. Tedavisini de söyledim. Ee, tünelden geçemiyor. <laughs> Banyoya giremiyor. Banyo kapısı açık. Evde yalnız kalamıyor. Ee, kalp krizimi geçireceğim. Şey yapacağım. Gelecek endişeli. Gele, Gelecektesin bak. Korkuların varsa gelecektesin. Endiş şeyin varsa, sıkıntıların varsa fiili, psikolojik mazidesin. Ya nasıl böyle bir tedavi ya? Bu kadar kulasa. Kitap okusan göremezsin öyle cümleyi ya. Göremezsin vallahi. Ha bak şurada diyor. Ya yani, Nerede bulacaksın ya? Bilin kıymetini de elinizden Allah almasın ya. He, almasın ya Rabbim. Bak şimdi o cümleyi göstereceğim size. Diyor ki sayfa 333. Hem en kıymetli bir nimet olan akıl dahi geçmiş zamanın hüzünlerini yaşanmış. Gelecek zamanın korkularını düşünmekle kalp insanı mütemadiyen incitip bir lezzete dokuz elemli katarak Allah hayatı dünyevi zehir ediyor. Yaşanmaz hale getiriyor. Akıl en büyük nimet nikmet oluyor. Bela oluyor. Bir çağın iki yüzü gibi. Bak insanın en kıymetli nimet en kıymetli nimeti olan akıl değil. Geçmiş zamanın yaşanmışları. Canım darlandı. Oh göğsüm acayip. Kendimi kötü hissediyorum. İyi değilim. Ha mazide bu. Tamam. Nereden bahsedelim bundan? Allah anlat. Allah öyle bir Allah ki. Ha, i̇manın kuvveti bu. Ne yapacağız? Ayet-i kerimede mealen diyor ki tövbe ve istiğfar ederseniz imdadınıza yetişir. Bak geçmiş yaşanmış elemlerin anda taşınmasıdır psikolojik sorun. Yani o bir sürü günahlar var ya peki hemen nasıl olur? Ya o nasıl olacak falan demiyor tabii diyemiyor. Bir sürü enkazlar var, zina var, içki var, şu var, bu var veya namazsızlık var, şu var. Ama Allah'ın rahmeti Allah affetmeyi sevmez. Affetmeyi bize söylüyor. Allah çok affetmeyi sever. Af bize ait. Çok affetme konu ait. O çok affedicidir. Çok merhametlidir. Affetmeyi bize ait. Bize söylüyor affedici olan. Affetmek bize ait. O öğretti. O söyledi. O affetmek değil. Ona çok affetmek, çok ihsan etmek. Kendi söylüyor. Ben böyleyim diyor. E sen ne diyorsun ki Allah beni affetmez? Allah diyor ki ben çok affederim. Ben olsam affetmem seni de. O affeder. Bana kalsaydı böyle İsrail'i Amerika'yı toz gibi ezerdim ama Allah öyle bir Allah Allah'tı. Işte. <laughs> halde şeyler giriyor bazen. ne anlamı geliyor? Mesela yaptığımız hizmetten, ettiğimiz iyiliklerden falan var ya böyle insana gurur, kibirler geliyor ya. Gelir da işte ya böyle ders şöyle yaptık, böyle yaptık falan. Böyle bayağı şeyler geliyor. O zaman işe kullanacağız günah. <laughs> Diyeceğiz ki Adnan. Olan şundan böyle bir beklentileri şey yapıyorsun ama şu bir rezillin var ya geçmişteki günah Ya şu yaptığın Allah'ın nasip ettiği şu iyilikler ya şu pisliğine denk gelsin de. Adamı iki büklüm ediyor günahlar. Onun için lazım. Kalkmasın. Ama affedilmiştir. Çünkü niye? Allah'a suizan edilmez. En büyük suizan kendine edir. Sonra Allah'adır. Allah beni affetmez. Haçtan kafileyi getirirken derim. Hep deriz. Her hoca der. Hacının ilk günahı Allah'a suyuzandır. Nedir? Acaba günah affedilmiş mi? Allah'a suyuzandır. Cenab-ı Hak diyor ki, ben affetmeyeceğim bir günahını onun ağzına tövbe olarak vermem. İmam Ali'den naklediliyor bu hadis. Bir de Hazreti Osman'dan. Yani Allah bir kulunu affetmek istemeseydi, o tövbeyi var ya affetmek istemeseydi, istemek yani istemeseydi, istemeseydi vermezdi. vermezdi. O zaman Allah affetmek istemeseydi affı sana nasip etmez. Çoğu insana nasip etmiyor ki. Hatırına bile gelmiyor. Mesela yatarken açın elinizi yatakta böyle talek şey estafurla çekin. Üç defa Peygamber Aleyhisselatü Salatü Selam felek ve nas okuyun. o nasıl tövbe edin o güne sıvazlayın vücudunuzu. Tövbe bak. Herkes nasip olmuyor. Günahlar hemen yazılmaz. 12'ye kadar durur. Gece 12'ye kadar. Gece 12'den sonra Hanifi mezhebinde yatsı kılmak mekruhtur. Ama kılacaksın sabaha kadar zamanı geçirmemek için. Ama o zamana kadar bırakma. Gece yarısına kadar günah durur. Yazılmaz gündüzdeki günah. Sevaplar belki vazgeçer diye hemen yazılır. Sevap yaptın tak yazılır. Günahlar niçin yazılmaz? Belki tövbe eder diye. Şu merhamete bak ya. Allah gel de sevme ya. Adam diyor ki. Allah'ı nasıl seviyor diyor adama bak diyor ya Allah korkulur diyor. Abi gafil. Mevt hayatın içinde korku sevginin içindedir. Hafsız muhabbet muhabbetsiz haf olur mu? Allah sevilecek ne, ne demek? Allah sevilmeyecekleri ne sevilecek ya? Sevilecekleri o bana öğretti. Eşini sev, elmayı sev, dutu sev, kirazı sev, çocuğunu sev, sev de sev. Bunları bana sevdirten o ya. Sevdirten kendisi daha sevimli. Ki şöyle geçiyor. Hafullah'ta lezzet varsa, muhabbetullah'ta ne olur? Allah lezzetlidir kardeşim. Allah fikredilir, hissedilir, mahsedilir, zevk edilir. Ruhlanma, rahlanma, ferahlanma. İlmel yakin, annel yakin, hakkel yakin. Allah'tan zevk kalacaksın ya. Anası ne gibi gibi çocuk. Allah'tan zevk kalacak. Allah çok tatlıdır ya. Namazda durunca. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Keyif vermiyorum. Oh, korku mu bu? Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Allah var problemi var. Gerisi hikaye Vur koronu o kadar ya. Çok şükür elhamdülillah. Allah sev diye fıtrat vermiş, sevilecekleri de yaratmış. Allah'tan korkacağım, bunları bana sevdirecek. Allah kirazdan daha lezzetli. Allah eşimden daha lezzetli. Allah çocuğumdan daha lezzetli. Allah lezzetlerimden daha lezzetli. O koydu, o yarattı. Bu lezzetleri veren kendisi daha leziz değil mi? Elmadan daha lezzetli değil mi Cenab-ı Hak? Hoş ya. Tabii ya, of. Şu anda ne oldu biliyor musun? Allah hazır olduğu için sende huzur oldu. Bak mekan gelişti. Nerede anladık? Huzur var şimdi. Bu huzuru parayla bulamazsın. Bu huzuru etzanede ilaçla da bulamazsın şu andaki huzuru. Satılmaz bu. Etzanede desen ki bu, bu huzura ait bana bir hap ver desen. O beni de oraya götür der. Hayal. O midenin elleri hükmünde semavat ve zemin genişliğinde o sofrayı rahmetten istifade edip şükreder ve insaniyet midesinden sonra hadsiz geniş bir sofrayı nimet açmakla İslamet ve iman nimetini vermiş. Hay Allah Allah. İslamiyet ve iman midesini vermiş. Ellerini merak ediyorum. Çok rızık isteyen manevi bir mide hükmüne getirip onun rızk sofrasının dairesi mümkünat dairesinin haricine genişletip esma ilahiyeden alıyormuş. Esma yemiyor. Çocuk annesine gibi. Esma ilahi yemiyor. Allah Resulü şöyle su içermiş ha. Bak şöyle. Bizim gibi yapmazmış. Göstermek için yaptım. Edepsizlik olmasın da. Emermiş. Onu <laughs> su içmedi bilmiyoruz ha. Zevk alıyor dilim böyle. Hem mideye ağır gelmiyor. Güm diye paket inmiyor aşağıya. O da adamdır da o da diyor. <laughs> Şimdi için söyledim. İman ve İslamiyet de midedir. Elleri latifeler nereden besleniyor biliyor musun? Esma-i İlahiye'yi içine alır. Esmadan besleniyor direkt Allah'tan. Menba dayanmış. <laughs> oh 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 Perdesiz. Ha? Perdesiz. Perdesiz. Artık esma. Esma yoluyla müsemmai bulur aradığım zatı aradığımız zata sormalıyız. Aradığını aradığına soruyorsun Şualarda. alarda. Direkt Allah. Artık orada hiç kimse yok. Nedir o? O yolu açık bırakmış Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. E, kelamına ve rüyetine mazar ol Miraç. O kapıyı açık bırakmış. E, ne yaptı o? Bizim için cennete, cennet gayptır. İman ediyoruz. Ama Allah Resulü gitti gördü. Gayp mıdır artık? Değil. Herkesin gaybı bir sonrasıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Hazreti Ali diyor ki görmedim Allah'a inanmam diyor. Görüyor. E, peygamber cennete, cennete girdi. Cehennemi gördü. Geçti. Allah'ı gördü. O kapıyı açık bıraktı mı? Bıraktı. Meyve Risalesi'nde söylüyor. O kapı. Aa işte. Biz de Latife-i Rabbani ile görüyoruz. Orada ne? Böyle namazda veya derste huzur yok mu? Şimdi orada Kur'an mı var? Böyle huzurda. Huzurda ne Kur'an var, ne peygamber var, ne ustad var. Hiçbir şey yok. Ben var mıyım? Yok ki olsun peygamber. Kimse yok ki burada. Hiç kimse yok. Artık sen de yoksun. Ne var? Bilmiyoruz ki. İşte her şeyin yok olduğu an lezzet Allah taayyün ediyor işte. Taayyün ve teşahhus ediyor. Yok. Kibar olasın. Yok. Hiçbir şey yok. E peki bunlar neydi? Peygamber, Kur'an, dersler buraya kadar. Seni götürüyor. Yok. Gazali der ki, ilmin gayesi nedir? İlmin gayesi, cahilliğini bilmek. E, önceden bilirim ben. <laughs> Bilemezsin işte. Cahilliğini bilmek için ilim lazım. Yokluğunu bilmen için var olman lazım. Varlıktan sonra yokluğun olacak. Böyle dersen bir bakıyorsun, hiç kimse yok. Şu anda beden var mı? Yok. Duygu var mı? Fikir var mı? Yok. Bir hal var değil mi? Şu anda kimseyi hatırlıyor muyuz? Bu derste ustadan hatırladınız. Artık hal. Kendin de yok. Yok. Yok varlık. Öyle. Kim var? İşte ne ahiret var, ne gayb var. Kim var? Sen yoksun ki bir şey olsun. Kendine vücut rengini ver mademe düşersin. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Mayın tarlası. Bilerek geldiğinize göre bilerek gelmişsinizdir. İman ve İslamiyet alıyor besliyor. Ahiret neymiş ki? Daha öte ya. Ahiret esmanın perdesiz tecelli ettiği yerdir. İnsanın imanı ve İslamiyeti inkişaf etmiş, nasibi olmuş enesiyle, ruhuyla da değil. Benim gömleğim, benim atletim, benim aklım, benim kalbim, benim ruhum, benim ruhum diyen o ben açıldı mı direkt Allah'tan besleniyor. Benim aklım esmadan besleniyor. Benim kalbim sıfattan besleniyor. Benim ruhum şunat ı zatiyeden besleniyor. Ben olan ben. Ben yok, hiç kimse yok. Mahiyet-i besleniyor. Öyle bir şey işte. Şu andaki yaşadığınız alet gibi. Herkes nasibini yaşar. Bak bunu anlatamazsın. Bak mekan genişledi. Kutuydun. Şu andaki aletin bir cenneti bile içine almış. Cenneti de aşmışım. aşmış mı? aşmış ki Allah şu andaki halet, halet rüye Allah'ın esmasıdır. Şu anda. Nasibimiz kadar. Burada keselim. Çünkü baktım durum iyi değil. Yoksa <laughs> Adam. Adam şarkı. Bak şimdi. Ha bak şimdi bunu götürdüm bunu kaldırdım. Hayat harcıyor. Zahir böyle hakikatta hayat harcanmıyor. Hayat ne harcanandır ne başı var ne sonu var. Ne odur ne bu. Yaptığım her şey hayatın içine giriyor. Adam bak jiletleniyor şarkı söylüyor. Ne kadar kendisinden geçmiş ki onu içeriye almış ona yapıyor. O da söylüyor. sanki saz teline vuruyor. Çak çak kesiyor. O kadar hala meczup ki doktora gidiyor. Dikiş yapıyorlar. Sen bunu niye yaptın diyor. Elindeki jilet alamıyor. Doktor kendisi söylüyor. Bu doktor demiş. Tekrar ya doktor bir daha diyor bunu da kes diyor. Dikiş yapıyor buna yetişemiyorum. Tam bunu yapıyorum bir daha bunu da kes diyor. Şeye dik diyor. Bu nerededir? Bedeninde midir? Uyanınca bir iğneye dayan dayanamıyor. Abi ömür dakikaları adet ederlerdi o manada. Mı? Ha ya. Bir manası o. Ya anlayışı yani bedeninde nasıl çıkıyor? Hani yoktu oralar? Adam adam kendisinde mi şimdi? Nerede? Bir histe. Yani içeride uyan duygular konsantre ile, tefekkürle, hayal ile, düşünce ile, fikir ile onlar uyanıyor. Bir tanesini hepimiz yaşadığını söylüyorum. Konsantreli, halterci, sporcu, karateci bir coşuyor sonra o, o güç nerede nereden getirdin? Neredeydi o ya? Bir Allah'ın kulu sorsun bunu ya. Neredeydi o? Nereden uyandı? İman hakikatlerde böyle uyandı mı tak ahirette uyandım, mı içindesin. Nasıl ki böyle kahretiyle şey uyanıyor ben onun içindeyim. Veya bir gadap araba makas yaptı nasıl yaptı şu adama bak neler yaptırıyor arabada bize. Tamam Biz peki neredeyiz? Gadap bizdeydi kontrol ediyorduk. Uyandı biz onun içindeyiz. Artık karın üzerinde freni kaybetmiş araba gibiyiz buzun içinde. Biz içimizin içine giriyoruz. Bir daha İçimizdekiler uyanırsa içimizin içine girdiğimiz gibi iman hakikatları uyandıkça onun içine girip orada oluyoruz. Neyi düşünüyorsan, neyi hayal ediyorsan, nasibin varsa, neyi duygu ve latifele uyanırsa ona dönüşüyorsun. Ona dönüşüyorsun. Mesela hayal ettin. Cinsellik olur, gazap olur, merhamet olur, bir geçmiş olur, mazi olur, mustakbir olur. Orayı yaşamıyor musun? Mazi yaşadığın için psikolojin bozuk. O kabe öyle yani. Geleceği şimdi yaşadığın için korkun var. Olmadığı halde niye korkuyorsun? Olduğu halde şimdi hala niye onu yaşıyorsun? Bitti işte. Şu anda ağrı mı var? Yok. Bitti. Ya acayip bir şey ya. Şimdiki zaman nedir? Mazinin, istikbalin bütünsel halidir şimdiki zaman. İstikbalsiz, mazisiz hal olur mu? İkisinin cemli cemidir. Bir daha. Mazi tencereye getir. Pekmez tayin karıştıralım. Erzurum'un düt pekmezi olur böyle. Tayinle karıştır. Tek şey oldu değil mi? Pekmez tayin ayrı. Üçüncü, ikisini bir araya gelince üçüncü. Mazi'yi getir tencereye. İstikbalde getir. Karıştır. Şu andaki hazırdaki adı şimdiki zaman. Mazi'nin ve istikbalin bütünlüğüdür. Ha, şimdiki zaman kadar kesindir gelecek. Eğer gelecek yoksa halmazı olamazdı. Mal halmaz olduğu gibi istikbal hal oluyor. İstikbal olmadan hale gelmese böyle istikbal gelmese bu da böyle akamaz. E, burada mı durur? Nereye akıyor? Ustad zamanla söylüyor. Zaman canlıdır, ruhludur. Her şeyi hareketlendiriyor. Duyguları, fikirleri falan. <laughs> Uf. Genişliyor, daralıyor. Uf. Canım darlandı ya. Uf. Bir çıkar. Bir de bakıyorsun. Aynı şeyden insan keyif alıyor. İman ve İslamiyet nasıl bir el ki esma-i ilahi rızkı olmuş. Yeri söylüyorum. Fikir uyandıkça fikir esmadan zevk alır. Kalp uyandık, uyandıkça Allah'ın sıfatlarından zevk alır. Ruh uyanırsa şunat ı zatiyeden zevk alır. Ruh uyanırsa o benim ruhum diyen, benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum. Ruhunuzu niye kirlettiniz? O ben olan ben, işte ruhun da arkasına. O uyanırsa, o artık zattan beslenir. Cennet tatmin etmez onu. Öyle cennet gaye olmaz. Cennet gayesi değil ki cehennem endişesi olsun. Cehennem endişesi kimin olur? Cenneti gaye edinenin olur. Bana seni gerek diyor. Öteleri artık. Yani Fark etmiş, fark etmiş. Cennet için burada değiliz zaten. Allah abes iş olur. Zaten oradan geldik. Ge geldiğimiz yere gitmek için imtihan mı olur? Bu kadar masraf mı olur? Zaten oradaydık. Cennete gitmek için gelmedik ki zaten oradan geldik. Başka bir şey var. Ne yapacağım? Biz kendimizi gelmek için, cennete gitmek için değil... ...kendimizi tanımak, farkındalığımızı artırmak... muhatab ilahi olmak, aynı olmak tayin ve teşahhus ettirmek. Vahir davahum en rabbil alemin. El Fatiha temas